şöyle bazı noktalara da bastırmak lazım. Araştırma fonlarını ikiye ayırıyoruz. Kurum içi ve kurum dışı diye. Yurt dışı kaynaklarında Avrupa Birliği'nin yanı sıra diğer ulusların, ülkelerin kaynakları da var. Alanlara göre bu değişebiliyor. Mesela sağlık alanında NSF'in kaynakları oldukça ciddi destekler verebiliyorlar. Hatta oradaki üniversiteler içerisinde gidip çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizin kendi alanınızla ilgili bu ülkelerin Science Foundation ajanslarının kaynaklarını kurcalamakta fayda var. Meraklı olun. Girin bakın neye destek veriyorlar. O açıdan önemli. Ülkemizdeki verilen ulusal fonlarda ise İSKA yine sizin alanınızda ciddi destekler verebiliyor. Gerçi bir kısmı araştırma projesi olmamakla birlikte sosyal sorumluluk projeleri şeklinde yürüyebilen projeler olmakla birlikte bunlar kurumumuza dış kaynaktan gelen gelir olarak kayda giriyor. O yüzden kuruma katkısı var. Araştırma olmasa bile ve ciddi fonlar var. Mart'ın 21, 22, 23'ünde son başvuru tarihleri. O yüzden buradaki anonslara da bir göz gezdirmenizde fayda var. Çağrınız çıkıyorlar. Kalkınma Bakanlığı'nın projeleri tamamen altyapı projesi ve kurumsal başvurular kabul ediliyor. Kurumun altyapısını, araştırma altyapısını geliştirmek üzere. TÜBİTAK'ın kaynaklarından birikimin üzerine tekrardan bastırmak istiyorum. Çünkü kadrolu araştırma görevlileri doktoralarını yaparken yürütücülük yapabilecekleri bir proje türü. Doktora çalışmalarını bu kaynaktan karşılayabilirler. Bu bizim yine kurumumuza katkı sağladığı gibi kişinin akademik hayatına da büyük katkı sağlayacaktır. TÜBİTAK projesi yönetmek gibi bir sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktır. BAP olarak daha önce biliyorsunuz kongre katılımlarını destekliyor idik. Fakat geçen yıl YÖK'te yapılan bir toplantıda Sayıştay bu desteklerin araştırma projesi olmadığını, tamamen kişilerin faaliyetlerini destekleme yönünde olduğunu, BAP kaynaklarında araştırma yönelik harcanması gerektiğinden dolayı durdurulması gerektiğini söylediler. Bundan dolayı da biz de bu yıldan itibaren SALT kongre katılım desteği veremiyoruz maalesef. Ama TÜBİTAK'ın bu anlamda $1,500 kadar destekleri var. Sözlü sunum yapanlar bundan yararlanabiliyorlar. Yurt dışında $1,500, yurt içinde de $750'ye kadar destek verebiliyor. Kabulünüzü aldıktan sonra başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Yine kongre katılımları için bu kaynağa yönelmenizde fayda var. Antiparantez, BAP desteklerinde de başvurusunu yaparken projeye bir bütçe vereceğiz. Otomatik olarak verilecek. Bir yurt dışı, bir yurt içi kongre katılımı için bu da bilginizde bulunsun. Yani tamamen sıfırlamadık ama araştırıcının yürüyen projesinde gidip aynı TÜBİTAK projelerinde olduğu gibi o projenin bilgilerini paylaşmak üzere bir destek vereceğiz. İşbirliği yapmak için konsorsiyum, araştırma konsorsiyumu kurmak için de yine TÜBİTAK destekleri var. Savaş o konulara değinmedi diye düşünüyorum. O yüzden hatırlatmakta fayda var. BAP komisyon kurulu tarafından bilimsel faaliyetleri yürütülüyor. Halis Yunus Ersoy Hoca'nın direktörlüğünde ve Ahmet Yeşil Hoca'nın koordinatörlüğünde yürüyen bir komisyonumuz var. 11 kişilik farklı alanlardan. Şube müdürümüz de Sadık Kayıkçı, satın alma süreçlerine çok hakim, bürokrat bir kişi, yasaları gayet iyi biliyor. Dolayısıyla tıkandığımız noktalarda o bize çözüm oluşturuyor. Proje ofisimiz, satın alma ofisimiz ve son bir yıldır da yasal düzenleme nedeniyle taşınır kayıt destek birimimiz var. Burada gördüğümüz 3 arkadaş sizlerden gelen bütün proje başvuruları, bütün talep işlemleri teknik olarak bu arkadaşlar tarafından inceleniyor ve sonrasında süreçler devam ediyor. Dolayısıyla iş yükleri çok fazla. Zaman zaman size yanıtlarda gecikmeler olabilir ama tamamen bundan kaynaklı. Telefon bağlantılarımızda sabahtan öğleye kadar, öğleden sonra telefon bağlantısı almıyoruz çünkü telefonlara cevap vermekten iş yapamaz hale geliyor. Hocam bu kadar çok mu satın almada iş var? Evet. Sayıştay'a giden evran neredeyse %50'si bizden gidiyor hocam. 1500 proje yıllık ortalama kabulümüz. BAP otomasyonları ABSIS ve BAPSIS. Bunlarda kullanıcı hesabınızın oluşturulabilmesi için
kurumsal e-posta adresinizin, İstanbul ÖTR uzantılı adresinizin mutlaka olması ve aktif kullanıyor olmanız lazım. Ve personel otomasyonunda bu bilginin kayıtlı olması gerekir. Bilgiyi çünkü sistem otomatik olarak personel otomasyonundan çekiyor ve hesabı kendisi oluşturuyor. Biz manuel olarak bir şey yürütmüyoruz. Bir araştırma görevlisi göreve atandı, personel otomasyonunda bilgileri eksiksiz olarak yer alıyorsa kurumsal e-posta adresi de ertesi gün bizim sistemimizde kullanıcı hesabı hazır durumda ve kişi sistemden girip şifresini alıp işlemlerini yapmaya başlayabiliyor. Yine de zaman zaman personel otomasyonundaki sıkıntılar, bazen veri aktarımında aksaklıklar oluyor, kaynak kodlarda sıkıntı olabiliyor. O zaman bir problemle karşılaşırsanız ares@istanbul.tr'ye bir mail atmanız yeterli. Yaşadığınız sıkıntıyı öncelikle kendi TC kimlik numaranızı vermelisiniz. Çünkü onunla aratıyoruz sistemde ne var ne yok diye. Ve yaşadığınız sıkıntıyı mutlaka belirtmeniz gerekiyor. Yürütücülük, yönetmelik gereğince projelerde yürütücülük yapabilmeniz için doktora unvanına sahip olmalısınız. O nedenledir ki test projelerini danışman öğretim üyelerinin üzerine aktardık. Yani bu eskiden beri geçerli olan bir kural ama üniversitemiz bu kurala aykırı davranıyordu. Öğrenciler yürütücülük tecrübesi yaşasınlar, öğrensinler düşüncesiyle, hocaların da yükünü birazcık hafifletmek amacıyla yapılmış bir uygulama ama yönetmeliğe aykırıydı, onu düzelttik. 35. maddeyle üniversitemizde eğitime gelen, doktora eğitimine gelen araştırıcıların test projelerini maalesef destekleyemiyoruz. Ve bu arkadaşlarımız da yürütücülük yapamıyorlar. Ama diğer herhangi bir projede araştırıcı olarak yer alabiliyorlar. Orada bir engeli yok. Yürütücülük sınırlamasında test türü bazında sınırlamamız var. Yürüyen bir türde bir projeniz varsa ikinci projeyi o türden alamıyorsunuz. Başka bir türden alabilirsiniz. Böyle bir kısıtlamamız yok ama aynı türden sadece bir tane aynı anda yürütebilirsiniz. Test projeleri bu kuralın dışında kaç tane öğrenciniz varsa o kadar tezin yürütücülüğünü yapabiliyorsunuz. Sistem buna izin veriyor. Tüm işlemlerimiz çevrim içi olarak gerçekleşiyor. Başvuru, rapor işlemleri, talep işlemleri, satın alma işlemleri, proje çıktılarının bilgilendirilmesi tamamen ALESIS ve BAPSIS üzerinden yürüyen, birbiriyle entegre çalışan sistemler bunlar. Yazılı olarak sadece projeniz kabul edildiğinde sözleşme ve eklerini getirmeniz gerekiyor. Bir de satın alma süreçlerinde ıslak imzalamanız gereken evrakları sizden istiyoruz. Onun dışında bütün her şey buradan yürütülüyor. Başvuru dönemleri 7/24 başvuruya açık. İnternetin olduğu her yerde başvurunuzu yapabilirsiniz. Kurum içinde olmanız gerekmiyor, dışarıdan da yapabilme şansına sahipsiniz. Sadece öncelikle alan projelerinde bir değişiklik yaptık. Dönemsel çağrıya çıkılacak, biraz sonra detayını vereceğim. Proje değerlendirme, başvuru ve değerlendirme sürecinde bizim dikkat ettiğimiz noktaları burada ben açıklamaya çalışıyorum. Bütün proje kaynaklarında olduğu gibi bizde de özgün değer öncelikli olarak değerlendirilen bir unsur. Hakemlerimiz de onu değerlendiriyorlar. Özgün değildir dediği zaman zaten proje baştan yitirmiş oluyor destekleme hakkını. Dolayısıyla yaptığınız işin özgün olması lazım. Daha önce yapılmış bir işin tekrarı halinde bir proje gelirse biz bunu desteklemiyoruz. Diğer kurumlar da desteklemiyorlar. O yüzden özgünlüğünü çok iyi irdelemeniz lazım. Sosyal bilimlerde biraz daha karışık, sayısal bilimler daha iyi ayrıştırılabiliyor ama sosyal bilimlerde bu süreçleri ayrıştırmak biraz daha zor. Bir orijinalite katmak zorundasınız olaya. O yüzden sizler daha iyi biliyorsunuz o açıyı. Ve iyi dergilerde yayına dönüşmesi gerekiyor bu projenin. Çünkü proje çıktısı makaledir ve bu makalelerin de diğer araştırıcılar tarafından kullanılır olması, atfedilir olması bizim için önemlidir. Ne kadar çok atıf alırsak kurum olarak o kadar iyi duruma geliyoruz çünkü. Amaç gerekçe, hipotez, kısa, öz ve net olarak yazılmış olması gerekir. Çok laf kalabalığı, çok fazla şey ifade etmek bu bölümde faydalı bir şey değil. Ortalığı karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. 5 yaşındaki çocuğa nasıl anlatırsanız zaman zaman öyle anlatmakta fayda var. Sizler iletişimcisiniz, kusura bakmayın tercihe tele satma durumunda kaldım ama bilimsel arenada da bu geçerli olan bir durum. Dolayısıyla sade, öz ve anlaşılır olması bizim için önemli. Hakem çünkü yanlış algıya sürüklenebiliyor karışıklık olduğunda.
yöntemi, analizi çok iyi kurgulamanız gerekiyor. Hangi analizleri kullanacaksınız, hangi referanslara başvuracaksınız, bunları iyi bir şekilde ifade edilmiş olması lazım ve iş paketlerinde net bir şekilde ayrıştırılmış olması gerekiyor. Etik kurul, deney hayvanı ve klinik araştırmalar zaten yasalarca tanımlanmış, düzenlenmiş süreçler. Ama sosyal bilimlerde henüz yasal bir zorunluluk yok, az önce söylediğim gibi. Tavsiyem etik kurula başvurun ve projenizi onlar değerlendirsinler. Etik kurula ihtiyacı yoksa bile onlar size öyle bir evrak versinler. Avantajınız olur, dezavantajınız olmaz. İş paketleri sıklıkla karşımıza gelen hatalı başvurular. Tecrübeli hocalarımızdan da maalesef zaman zaman bu başvurular geliyor. Literatür tarama, satın alma işlemleri ve rapor yazma faaliyetleri iş paketi olarak yazılıyor. Bunlar iş paketi değildir. Zaten bir projenin olmazsa olmazlarıdır bunlar. Literatür taraması yapacaksınız ki projeyi hazırlayasınız. Satın almayı yapmadan projenize geçemezsiniz, işlerinizi yapamazsınız. Veyahut da faaliyetlerinizi destekçi kuruma bildirmelisiniz ki o süreç devam edebilsin. Dolayısıyla iş paketi olarak değerlendirmiyoruz. TÜBİTAK projeleri için de geçerli, diğer Avrupa Birliği projeleri için de geçerli. Böyle bir paketi yazarsanız baştan hakem size negatif puanı veriyor. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Çalışma takviminiz makul ve mantıklı uzunlukta olmalı. Uzun yapılacak bir işi 12 ay veya daha kısa süre veyahut da kısacık bitecek olan bir çalışmayı da devasa sürelerle yansıtmamakta fayda var. Araştırma alanlarınızı net bir şekilde ifade etmelisiniz ki talep ettiğiniz kaynaklar uygun mudur, değil midir, hakem bunu objektif olarak değerlendirebilsin. BAP otomasyonu size daha önceden satın alınmış olan bütün alet, edevat, cihaz, her şeyin kayıt altında. Dolayısıyla projeniz önümüze düştüğünde araştırıcının isminin altında araştırıcının envanteri diye bir link var. Oraya bastığınız zaman size satın almış olan bütün her şeyi görüyoruz. Bölümün envanteri aynı şekilde var. Bölümü de görüyoruz, birimi de görüyoruz. O yüzden bir birimde o imkanlar varsa onu maalesef satın almayı kabul etmiyoruz. Ha, olabilir, var olan sistemde bir problem vardır, onarılamıyordur veya güncel değildir, sizin yapacağınız işi karşılamıyordur. Dolayısıyla o zaman başvuru formunda bütçe gerekçelerinizi iyi detaylandırmanız lazım. Bizim elimizde bu var fakat bu yapacağımız şeyi şundan dolayı yapamıyor, buna bu yüzden ihtiyacımız var diye yazmalısınız. Pardon. Başarı ölçütlerimizi yine proje başvuru formunda net bir şekilde belirtmelisiniz. Bu TÜBİTAK için de geçerli. Bizim formlarımızda da aynı bölüm var. Destekleyen diğer kurum varsa bunu ifade etmelisiniz. Savaş az önce söyledi. Aynı anda projeyi iki farklı yere verip destekleri iki taraftan da almak o uygun bir şey değil. Etik olarak yanlış bir davranış. Aynı zamanda da Sayıştay kamu zararı olarak yorumluyor. Aynı çalışmaya iki farklı destek olmaz. Ancak bizim dış kaynaklı projeler için verdiğimiz eş finans proje desteği var. Ki getirdiğiniz paranın %50'sini kadar destekliyoruz. Burada başvuruyu yaptığınız zaman bize o aldığınız destekte ne karşılanmadı ve bizim vereceğimiz destekten ne talep ediyorsunuz ve çalışmayı nereye götüreceksiniz? Bunu net bir şekilde ortaya koymanız lazım. Yani farkları ortaya koymanız lazım ki sonradan size sorulduğunda, bize sorulduğunda evet bu çalışma araştırıcı oradan desteği aldı ama bizden aldığı destekle de bunları aldı ve şunları yaptı şeklinde ifade edebilelim diye. Bütçe kalemleri gerekçeleri net bir şekilde ifade edilmeli. Satın alma yapabileceğimiz kalemler burada listelenmiş durumda. Şu iki burs ve personel giderleri geçtiğimiz haftalarda yapılan son yönetmelik düzenlemesinde eklendi. Burs ve personel giderleri karşılanabilecek BAP kaynaklarından ama verilecek burslar ve personel giderleri en son aldığımız kararda sadece öncelikli alan ve güdümlü projeler için kullandıracağız. Diğer projelerde kullandırmayacağız. Çünkü zaten bütçelerimiz kısıtlı. Bursu da eklediğimizde araştırmaya ayrılacak bütçe kalamayacak şeklinde düşünüldüğü için o nedenle sadece öncelikli alan ve güdümlülere veriyoruz.
Teknik şartnameler çok çok önemli. Alacağınız cihazın teknik özelliklerini, sak malzemesinin teknik özelliklerini net bir şekilde ortaya koymalısınız. Yüklenici firma size farklı bir şey getirdiğinde veya sizin istediğiniz teknik şartnameye uygun bir şey getirdiğinde, uygun olmayan bir şey getirdiğinde yüklenici firmayı yasal olarak karşınıza alıp bak sizden bunu istedik, siz bize ne veriyorsunuz, bunu götür, buna uygunluğu getir. Eğer getiremiyorsa onu cezalı duruma getirme gibi bir durumumuz da var. Yasal savunma silahımızdır teknik şartname, o yüzden önemli. Fiyat teklifleri yine yönetmelik gereğince 3 ayrı firmadan alınması gerekiyor. Eğer tek temsilcilik aracılığıyla sağlanıyorsa satın alınacak kalem, o zaman tek temsilci belgesini de beraberinde almamız lazım. Son kontrollerimizi yapıp projemizi başvurusunu yaptıktan sonra teknik incelemeye düşüyor. Az önce de belirttim. Ofisteki arkadaşlar inceliyorlar. Herhangi bir eksik varsa size geriye revizyona gönderiyorlar. Tamamlandığında eksik kalmadı, koordinatöre yönlendiriliyor. Koordinatör önüne gelen projeyi ilgili komisyon üyesine atadığı anda bilimsel inceleme süreci başlıyor. Bilimsel inceleme sürecinde komisyon üyesi hakem atama işlemini yapıyor. Komisyon olarak aldığımız karar kurum dışında hakemlerle çalışmak. Bunu da bilgilendirmiş olayım. Kurum içine göndermiyoruz artık. Kurum dışında bizim sistemde çünkü 76 bin akademisyen kayıtlı. Hepsi hakem olarak atanabilir durumda. Dolayısıyla alternatif çok fazla var. Yeter ki kabul edilsin. Orada sıkıntılarımız oluyor maalesef. Sizlere de bu yönde gelen teklifleri, dış kurumlardan gelen teklifleri lütfen kabul edin, değerlendirmeyi yapın. Bizim akademik olarak birinci görevlerimizden bir tanesi. Ve eleştirilerde de acımasız olun. Çünkü hocam az önce söyledi, yapılan eleştiriler karşıdaki kişiye katkıdır, şey değildir. Yani onu öldürmek adına değil, katkı vermek adına eleştirilerde acımasız olun. Eğer hakem kabul ettiyse komisyon üyesi de ona göre davranışını sergiliyor. Red veya revizyon seçeneğini seçtiyse revizyonda hemen komisyon üyesi yürütücüye projesini revizyon talebiyle iade ediyor. Sizler revizyonunuzu katılıyor olabilirsiniz, onları yapıyorsunuz. Katılmadığınız noktalar varsa revizyon notları formumuz var sistemde. O formu indirip lütfen gelen eleştirilere cevaplarınızı yazarak katıldığınız veya katılmadıklarınızı net bir şekilde belirtiniz ki değerlendirmemizi ona göre yapalım. Tamamlandıktan sonra komisyon üyesi eğer gerekli duyarsa revizyon işleminden sonra tekrar hakeme gönderebiliyor veya kendisi kararını veriyor. Kararını kabul veya red olarak koordinatöre iletiyor. Koordinatör toplantı gündemini alıyor. Toplantıda bütün heyetin önünde proje kartı açılıyor, hakem görüşleri açılıyor, ne gelmiş ne bitmiş hepsini değerlendiriyoruz ve gerçekten bunun katkısı olacağına kanaat ettiğimiz projelere kabul, hakem görüşleri de olumsuzsa düzeltiyoruz veya ya şu kalemler burada gereksiz gözüküyor dediğimiz zaman da yürütücüye revizyona göndermek üzere tekrar komisyon üyesine iade ediyoruz. Eğer kabul edildiyse zaten komisyon kararları işlendiği anda size otomatik bir mail düşüyor. Projeniz kabul edilmiştir, lütfen aşağıdaki işlemlerinizi tamamlayın. Süreç ondan sonra, teslimattan sonra başlamış oluyor. Başarı şartı BAP yönetmeliği gereğince her 6 ayda bir projelerde ara rapor ve proje bitiminde de 3 ay içerisinde sonuç raporunun komisyonca onaylanmış olması lazım. Onaylanmış olması lazım diyorum, bunun altını çiziyorum. Çünkü eğer 3 ay bitim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde komisyonca onaylanmazsa o zaman siz bloke ediliyorsunuz. Zamanında yüklemediğiniz zaman da blokaj yiyorsunuz ve hiçbir projeye araştırıcı olarak katılamıyorsunuz. Hiçbir satın alma işleminizi yapamıyorsunuz. Hiçbir proje teklifinde bulunamıyorsunuz. Bunu da unutmayınız. O yüzden sonuç raporunuzu proje biter bitmez 1-2 hafta içerisinde yükleyin ki biz de hakem süreçlerini zamanında tamamlayalım. Siz de zarar görmeyin bu süreçte. Proje çıktıları, makale, araştırma kitabı, kongre, sempozyum bildirileri, patent, faydalı model gibi her şey proje çıktısıdır ve AVES'e bu bilgileri işledikten sonra proje kartı üzerinden yayın bildirisi, yayın bilgisi vermeyi unutmayınız. Yayın şartımız bütün proje türlerinde yayın şartımız var. Lisans öğrencisi projesi hariç.
Ve istediğiniz vasıf mümkün olduğunca Web of Science'ın taradığı dergiler. Sizin alanınızda da birçok dergi var. Evet biliyorum sosyal bilimlerde Web of Science'da yayın yapmak biraz zor ama yapılabiliyor, yapılmıyor değil, yapılabiliyor. Yaklaşımınızı yapılmış olan yayınlara göre organize ederseniz çok rahatlıkla yapılabilir diye düşünüyorum. Sosyal bilimler için ESCİ veyahut da bizim son toplantımızda belirlediğimiz 96 kalem Uluslararası Alan Endeksi var. Orada taranan dergilerde yabancı dilde hazırlanmış bir makale istiyoruz. Yabancı dilde ısrarımız yurt dışı araştırıcılar görebilsin, anlayabilsin ve atıf yapsınlar diye. Çünkü dediğim gibi üniversite sıralamaları, araştırma üniversitesi endeksleri alınan atıf sayısına çok dikkat ediyor. Artık yayın yapmak yeterli görülmüyor bilgiler. Ön haklarda farklı olarak 3 adet makale istiyoruz. Ve üretilen yayınlarda adreslerimizi lütfen doğru verelim. İstanbul Üniversitesi. Gramatik olarak bu yanlış işte. Devlet Üniversitesi, University of İstanbul olması lazım yaklaşımlarında çok sıklıkla karşılaşıyoruz ama Web of Science'daki kaydımız İstanbul Üniversitesi. O yüzden bunun dışına lütfen çıkmayınız. Ve iletişim adresi olarak da kişisel maillerinizi değil, İstanbul Edutr adresi maillerinizi veriniz ki yine bu adres üzerinden tarama yapan endekslerde kurumun görünebilirliği artsın. 2016'dan sonra kabul edilmiş olan bütün projelerin yayına dönüşme şartı hali hazırda korunuyor. Eski projelerde biraz esnettik, sizlere yazı geldi, yayın blokajı diğer arkadaşlara özel olarak yazılar gönderdik, iletiler gönderdik. Ama 2016'dan sonra kabul edilen projelerde ne istiyorsak o ve projelerde mutlaka İngilizce olarak hazırlanan yayınlarda şu kalıbı kullanmalısınız ve proje numarasını mutlaka vermelisiniz. Türkçe yayınlarda da şunu aynen kullanmalısınız. Bu şekilde gelmeyen yayınları projeden üretilmiş yayın olarak kabul etmeyeceğiz. Bunu bilgilendirmiş olalım. Verdiğimiz desteklerde rektör hocamızın toplantılarında ön bilgilendirme yapılmıştı. Bütçelerde artış yaptık. Normal kapsamlı projelerde temel bütçe 30 bin lira ve araştırıcının Web of Science'da yapmış olduğu yayın sayısına göre de eğer son 5 yıl içerisinde 10 adet SSC'de çıkmış yayınınız varsa 60 bin lira bütçe alabileceksiniz. Bu 60 bin liranın üzerine 10 bin lira başvuru sırasında size kongre katılım desteği olarak ilave olarak verilecek. 10 bin liranın 1000 lirasını yurt içinde, 9 bin lirasını yurt dışında kullanabileceksiniz. Yalnız o projenin verilerini paylaşmak zorundasınız. Başka bir çalışmanızı sunamazsınız. O nedenle araştırmanın, projenin birinci ara raporunun mutlaka kabul edilmiş olması lazım ki bir şeyler üretilmiş olsun. Ayrıca şurada gördüğünüz yayın teşvik bütçesi var. BYP bütçeleriniz vardı biliyorsunuz. Sizin yapmış olduğunuz yayınlara karşılık ne kadar tutuyorsa siz istediğiniz şeyi talep ediyordunuz. Bu yıl bu destekler devam edecek ama 2019'dan itibaren bu destekleri de durduracağız. O yayınlarınızın karşılığında elde ettiğiniz bütçeyi aldığınız bu hangisini hak ediyorsanız onun karşısına 2000 lira mı BYP bütçesi var. Onu da buraya ekleyeceğiz. Sizin araştırma bütçenizi biraz daha arttırabilmek. Test projelerinde de bütçeler arttı. Yüksek lisanslar 10 bin, uzmanlık tezleri 15 bin, doktora tezleri 25 bin oldu. Danışman öğretim üyeleri başvuru sistem üzerinden öğrenci araştırıcı olarak bulunacak. Öğrencilerinizi öğrenci numarasıyla sistem üzerinden arayıp bulacaksınız ve ekleyeceksiniz. Otomasyon sistemleri birbirleriyle karşılıklı konuşuyor çünkü. Sıkıntı yaşanırsa bize müracaat edersiniz. Tezlerde bir diğer yenilik, tez öğrencisinden bir taahhütname alacağız. Çünkü gördük ki 2007'den bu yana verilmiş olan tez desteklerinin büyük bir kısmında öğrenci bırakıp gitmiş, sonuç raporunu yüklememiş. Öğrenci çünkü yürütücüydü, hoca çok fazla takip etmediği için. Bazı hocalar ben öğrencinin bu projeyi verdiğinden bile haberim yok şeklinde cevapları bile oldu. Yanlışlıkla benim üzerime aktarılmış bu proje diyenlerle karşılaştık. O yüzden hocaları da korumak adına, çünkü öğrenci bırakabilir,
artık kayıt silmeyle geldi. Dolayısıyla o öğrencinin kaydı silindiğinde sizlerin mağdur olmaması için sarf malzemeleri, demirbaşlar çünkü demirbaşa kaydoluyor, orada bir zarar oluşmuyor. Yapılmış olan sarf malzemenin alımlarını da öğrenciden şarj edebilmek için böyle bir taahhütname alacağız. Hukuk bürosuna da sorduk, olumlu görüş geldi. Dolayısıyla sizleri de koruma altına alacağız. Böyle bir durum olduğunda parayı, tahsilatını yapmak üzere hukuk bürosuna sevk edeceğiz ve projeyi iptal edeceğiz. Siz de böylece yayın zorunluluğundan kurtulmuş olacaksınız. Bir başarısız projeyi götürmekten kurtulmuş olacaksınız. Ama şöyle bir şey de olabilir. O ana kadar yapılmış bir takım çalışmalar vardır, elinizde doneler vardır. Bir normal kapsamlı proje gibi kapatılabilecek doneniz varsa bize müracaat edip projenin normal kapsamlıya dönüştürülmesi için başvurduğunuzda biz proje türünü normal kapsamlıya dönüştürüp o şekilde kapatmanıza izin vereceğiz. Öncelikli alan projeleri destek miktarı 360 bin lira oldu ve yılda iki defa çağrılı olarak çalışılacak ve H endeksi yüksek öğretim üyeleri başvuru yapabilecekler. H puanı henüz belli değil, üzerinde çalışıyoruz. Her alan için farklı bir H puanı belirleyeceğiz. Web of Science H. Tabii Web of Science H endeksi puanını referans alacağız çünkü pek çok değişik şeyler var, orada karışık olabiliyor. O yüzden bizim hedefimiz Web of Science'daki yayın sayısı olduğu için Web of Science H endeksi puanı hale alınacak. Yayın sürekli projelerimiz devam ediyor. Son 10 yılda 25 yayın çıkartan hocalarımıza 75 bin lira bütçe veriyoruz. Uluslararası işbirliği projelerinde bir değişiklik yaptık. İlk 200'deki üniversitelerle işbirliği yapılmasına izin veriyorduk. Bunu 250'ye çektik. Biraz daha fazla yararlanabilirsin diye. Ve bütçesini de yine 100 bin liraya çıkarttık. Üzerine tabii yayın teşvik bütçesi koyulabiliyor. Eğer o üniversitelerden bir hoca, öğrencinizin ikinci tez danışmanı ise bu proje kapsamında tez projesini de yürütebileceksiniz. Kurum dışı ortaklıkla yapılacak olan bütün çalışmalarınızda lütfen gizlilik sözleşmesini imzalatın. Çünkü kurumun fikri mülkiyet hakları korunmak zorunda. BAP tarafından desteklenen tüm projelerin çıktıları İstanbul Üniversitesi'ne aittir. Ne sizin malınızdır ne BAP'ın malıdır. Rektörlüğe aittir. Rektörlük buradan gelecek olan gelirlere sahiptir. Yeni çıkan patent yasası bir kısmının işte araştırıcıya aktarılması konusunda düzenlemeyi de yaptı. Lisans öğrencisi araştırma projelerinde herhangi bir değişiklik yapmadık. Yine agolar 2,5 üzerinde olan başarılı öğrencilere veriliyor. Eğitim süresinin ikinci yarısında olan, yani sizde 4 yıllık eğitim, 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabiliyorlar. Sistem öğrenci otomasyondan veriyi çekiyor ve sadece öğrencileri görebiliyorsunuz. 1 öğrenciye 2000, 2 öğrenciye 3000, 3 ve üzerindeki öğrencinin olduğu projelerde 5000 lira destek veriyoruz. Başarı şartı olarak rapor tabii ki istiyoruz. Yayın şartı bu projelerde yok. Sadece öğrenci kongrelerinde öğrencinin sunmasını tercih ediyoruz ki gerçekten baştan sona bir bilimsel araştırmanın şeyinde yürütülmesinde ve sunulmasında görev alabilsin öğrenci diye. Kurum dışı ortaklıklarla yapılacak çalışmalara ayrı bir desteğimiz var. Bu destekte şartımız karşı kurumun da projeye eş finans sağlaması. Bizden 50 bin lira aldığınızda karşı tarafta 50 bin lira destek vererek veya daha fazlasını verebilir, hiç fark etmez. Bu bir firma olabilir, bir araştırma merkezi olabilir, bir üniversite olabilir, bir hastane olabilir. Hiç fark etmez. ARGE yapılmak koşuluyla bu desteği sağlıyoruz ve yine gizlilik sözleşmesini imzalanmasında fayda var. Dış kaynaklı projelere eş finans az önce değindim. Kurum dışından kazanılan bütün araştırma projelerine biz %50'ye kadar bütçe sağlıyoruz. Ama bu bütçe araştırma amaçlı kullanılmak zorunda ve o projelerde satın alınması gerçekleştirilmiş malzemeleri almamak koşuluyla çalışmanızı farklı bir mecraya taşımak, bir üst seviyeye aktarmak veya o alanda farklı bir çalışmayı yürütmek amaçlı kullanabilirsiniz. Son 5 yıl içerisinde kapanmış projelerinizi de bu anlamda kullanabileceksiniz. Sosyal sorumluluk mahiyetindeki projeler bu kapsamın içerisine alınmıyor maalesef. Sadece araştırma projeleri ondan sonra da.
Güdümlü projeler, BAP komisyonu tarafından rektörlükçe görevlendirilmiş kişilere verilen bir proje. İkiye ayırdık. Şimdiye kadar altyapı geliştirme projesi şeklindeydi. Laboratuvarlar kurulması veya işte geliştirilmesi amaçlı alımlar yapıyorduk. Şimdi yüksek etki faktörlü araştırma projeleri şeklinde de bir tür oluşturduk. Buradaki kuralımız Web of Science H Endeksi yüksek araştırıcılara birim olarak davet çıkartacağız veya rektörlük davet çıkartacak. Size istediğiniz kadar destek vereceğiz ama bize karşılığında Nature, Science gibi dergilerde yayın yapacaksınız şeklinde. Hoca da kabul ediyorsa ona istediği kadar desteği vereceğiz ve limitsiz olarak desteklenmiş olacak. Ürün olarak da Web of Science'da Q1'de bulunan dergilerde yayın isteyeceğiz. Tabii öncelikle Science, Nature gibi top %1 dergiler hedef olmalı. Evet, benim anlatacaklarım bunlar. Sizlerden soru varsa cevaplandırmaya çalışayım.